Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah -salatu ve salatu vesselamü ala Resulillah, hatemül enbiya ve resulillah. Ama amma Çok kıymetli izleyiciler. E, bugün Kur'an-ı uş 27. cüz'ünde yüce Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bize emre ilettiği e, hususlara ve bu cüz, 27. cüzde işlenmiş olan konulara inşallah bir teala değineceğim. Bu cüzde Zariyet suresinin devamı Tur, Necim, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid sureleri yer almaktadır. 31 ile 37. ayetlerde Hazreti Lut'un kavminin helak edilmesinden bahsedilmiştir. 38 ile 46. ayetler arasında kendilerine öğüt verilen ama bunlara kulak asmayan ve helak edilen Firavun'dan, Ad, Semud ve Nuh'un kavminden bahsedilmiştir. 47 ile 60. ayetler arasında Allah Teala'nın yüceliğinden, göğü kudretle yaratmasından, yeri yaymasından, her şeyden çiftler yaratmasından bahsedilmiştir. Cinlerin ve insanların yalnızca Allah'a kulluk etmek için yaratıldığı, öğüt vermenin müminlere fayda vereceği, Hz. Peygamber'in tebliğ görevi karşılığında kimseden rızık beklemediği ve kafirlerin Allah'ın Allah'ın azabından, Allah'tan azabın çabucak gelmesini istedikleri anlaşılmıştır. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Birinci ayette geçen tur kelimesi, suren, tur kelimesi sureye ismini vermiştir. Müfessirlerin çoğuna göre Hazreti Musa'nın vahiy aldığı dağın ismidir. Genel hatlarıyla sure ağırlıklı olarak ahiret ahve, ahvalinden bahsetmektedir. Kıyametin kopması ve sonrasında vuku bulacak olan olaylara değinilmiş, iman eden müminlerin kendileri gibi iman eden zürriyetleriyle birlikte cennette olacakları anlatılmıştır. Cennet ehlinin de elde edeceği nimetler ve cehennem ehlinin cehenneme girme sebeplerinden bazıları zikredilmiştir. İnkarcıların inkar sebeplerine değinilmiş ve bu sebeplerin haklı sebepler olmadığı ifade edilmiştir. Tur Suresi 1 ile 16. ayetler arasında kıyametin kesinlikle kopacağı, koparken kainatın paramparça olacağı, kimsenin buna engel olamayacağı ve hakkı yalanlayanların cehenneme atılacakları anlatılmıştır. Tur Suresi 17 ile 28. ayetler arasında cennetliklerden onların alacağı nimetlerden ve ailece cennete gireceklerinden bahsedilmiştir. 29 ile 49. ayetler arasında ise müşriklere iman etmekten kaçınmalarının sebepleri sorulmuştur. Kur'an'ın sihir olduğunu mu iddia ediyorlar? Yoksa insan sözü olduğunu mu düşünüyorlar? Yoksa gökleri ve yeri kendileri yaratmış da bundan dolayı iman etme gereği mi duymuyorlar? Tüm bu sorulardan sonra Allah Teala peygambere sabretmesini, hamd ile tesbih etmesini ve gecenin başında ve sonunda namaz kılmasını emretmiştir. Necm suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Necm yıldız demektir. Genel hatlarıyla sure baş tarafında Hz. Peygamber'in kendi hevasından konuşmadığı konuştuğu sözlerin vahiy olduğu ve Allah ile görüştüğü anlatılmaktadır. Mekke'nin büyük putlarının insanlar tarafından üretilen sahte tanrılar olduğu ifade edilmiş ve surede bu putların isimleri zikredilmiştir. Müminlerin günahlarından kaçınmaları gerektiğinden helak edilen bazı kavimlerden ve kıyametin kopmasının yakın olduğundan bahsedilmiştir. 1 ile 18. ayetlerde Hazreti Peygamber'in vahye muhatap olduğu, kendi hevasına göre konuşmadığı ve Allah ile görüştüğü anlatılmıştır. 19 ile 23. ayetler arasında Mekke'nin büyük putlarından Lat, Menat ve Uzzan'ın İnsanlar tarafından uydurulan sahte ilahlar olduğu belirtilmiştir. 24 ile 32. ayetler arasında insana arzuladığı her şeyin verilmediği, Allah'ın izni olmadan meleklerin dahi şefaat edemeyeceği, melek, melek müşriklerin faydasız ilim sahibi oldukları, zan ile hareket ettikleri, dünya hayatından başka hayata inanmayanlardan uzak durmak gerektiği ve müminlerin büyük günahlardan korunmaya çalıştıkları anlatılmak anlat, anlatılmıştır. 33. ile 56. ayetler arasında Hz. Musa ve Hz. İbrahim'in aldığı ilahi sahifelerde şu öğütlerin olduğu anlatılmıştır. Kimse kimsenin günahını yüklenemez, insana ancak çalıştığının karşılığı verilir ve herkes çalış, herkes çalışmasının karşılığını alacaktır. 57 ile 62. ayetler arasında ise kıyametin yaklaştığından ancak insanların ağlamaları gereken yerde güldüklerinden bahsedilmiştir. Allah'a secde edin ve ona ibadet edin ayetiyle de sure bitirilmiştir. Kamer suresi Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Kamer ay demektir. Genel hatlarıyla bu sure baş tarafında kıyametin kopmasından önce vuku bulacak olan ayın yarılmasından bahsetmiştir. Ahirette inançsızların zorluklarla karşılaşacağından bahsedilmiş ve Kur'an'ın kolay ve yaşanabilir bir kitap olduğu defaatle belirtilmiştir. Helak edilen kavimlerden söz edilmiş, Mekkeli müşriklere bir ihtar verilmiş ve Allah katında kafirlerin değerlisi ve değersizinin olmadığı, hepsinin bir olduğu ifade edilmiştir. 1 ile 8. ayetler arasında ise, ayın yarıldığı, kıyametin yaklaştığı, müşriklerin bunda şüphe duyduğu, kıyamet koptuktan sonra gözlerin dehşetle açıldığı ve açılacağı, ve herkesin o gün boynunu bükerek davetçinin peşinden gideceği anlatılmıştır. 9 ile 42. ayetler arasında Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Firavun ve halkının helak edilme gerekçeleri anlatılmıştır. Allah Teala bu ayetler arasında Kur'an üzerinde tefekkür etmeye çağırmış, dört defa Muhakkak ki Kur'an'ı biz kolaylaştırdık. Ondan öğüt alacak kimse yok mu? buyurulmuştur. 43 ile 55. ayetler arasında ise Mekke'li müşriklere bu kadar kavim helak edilmişken sizi helak olmaktan kim kurtaracak? Hepiniz hezimete uğrayacaksınız diye uyarılarda bulunulmuştur. Küçük, büyük her amelin Levh-i Mahfuz'da yazılı olduğu belirtilmiş ve muttakilerin cennete girecekleri müjdelenmiştir. Rahman Suresi. Mekke'de veya Medine'de nazil olduğuna dair iki görüş vardır. 78 ayettir. Sure Rahman kelimesiyle başladığı için bu isimle anılmıştır. Rahman Allah Teala'nın isimlerinden biridir. Genel hatlarıyla sure Surenin giriş kısmı Allah Teala'nın yüceliğinden ve kainatı bir ölçüye göre yaratmış olduğundan bahsetmektedir. İnsanlara ve cinlere hitap eden müşterek bir suredir. Surede 31 defa "Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?" ayeti geçmektedir. İnsanlara dünyada verilen ve ahirette verilecek olan birçok nimetten bahsedilmiştir. Rahman suresi 1 ile 36. ayetler arasında Allah Teala'nın yüceliğinden bahsedilmiştir. Rahman'ın Kur'an'ı öğrettiği, insanı yarattığı, ölçüyü koyduğu, güneş ve ayın onun emrinde olduğu, insanı ve cinleri yarattığı ve denizlerden inci ve mercan gibi ziynetlerin çıkarıldığı anlatılmıştır. Allah hariç her şeyin fani olduğu ve herkesin Allah'a muhtaç olduğu belirtilmiştir. 37 ile 45. ayetler arasında kıyametin kopacağından ve ahirette günahkarların yüzlerinden tanınacağından dolayı hesaba bile çekilmelerine gerek kalmayacağından bahsedilmiştir. 46 ile 78. ayetler arasında ise müminlere cennette verilecek nimetlerden bahsedilmiştir. Vakıa suresi Mekke'de nazil olmuştur. 96 ayettir. Vaka kelimesi olay demektir. Burada kıyamet olayı anlamındadır. Genel hatlarıyla sure içerik olarak Rahman Rahman suresine benzemektedir. Surede kıyametin kopması ve sonrasındaki olaylardan bahsedilmiştir. Cennet ehlinin elde edeceği nimetlere ve cehennem ehlinin göreceği azaptan örnekler verilmiştir. İnsanın sahip olduğu ateş, su, toprak gibi nimetlerin Allah tarafından verildiği belirtilmiştir. 10 ile 1 ile 10. ayetler arasında kıyametin kesinlikle kopacağından ve insanların ahiret günü üç grup olacağından bahsedilmiştir. 11 ile 40. ayetler arasında cennete gireceklerin elde edeceği türlü türlü nimetlerden bahsedilmiştir. 41 ile 56. ayetler arasında cehenneme girecek olanların göreceği azaptan bahsedilmiştir. 57 ile 77, 74. ayetler arasında ise Allah Teala'nın varlığının ve kudretinin delillerinin ekin, tatlı su, ateş ve buna benzer nimetlerden bahsedilmiştir. 75 ile 96. ayetler ise Kur'an'a sadece temiz olanların, meleklerin dokunabileceğinden, müttakilere mükafat verileceğinden, yalancılara ve sap, saptıranlara ise kaynamış bir su ile azap edileceğinden bahsedilmiştir. Öyleyse çok yüce olan Rabbinin adını tesbih et ayetiyle sure bitirilmiştir. Hadid suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Hadid demir demektir. Surede geçen demiri biz indirdik ayetinden dolayı bu sure bu isimle tanınmıştır. Genel hatlarıyla sure Allah Teala'nın yüceliğinden söz edilmiş. Esmaül Hüsneden bazı isimler zikredilmiş ve onun kudretinden bahsedilmiştir. İman, infak ve borç vermenin önemine değinilmiş. Ahirette müminlerin nur içinde olacakları hatırlatılmış ve kafirlerden hiçbir surette kurtuluş fidyesi alınamayacağı belirtilmiştir. Dünya hayatının geçici ve oyalanma yeri olduğu hatırlatılmış ve demir nimetine dikkat çekilmiştir. İyi niyetle de olsa dine herhangi bir ilave yapılmasının yanlış olduğu belirtilmiştir. Bir ile 6. ayetler arasında Allah Teala'nın yüceliğinden bahsedilmiş ve Esmaül Hüsna'dan el-evvel, el-ahir, el zahir el-batin isimleri zikredilmiştir. 7 ile 11. ayetler arasında imandan infaktan zor zamanlarda yapılan infakın bolluk zamanlar, zamanlarında yapılan infaktan daha üstün olduğundan ve Allah rızası için borç veren kişiye sevabının çok yüksek verileceğinden bahsedilmiştir. 12 ile 19. ayetler arasında ahirette münafıkların müminlerden yardım ve destek isteyeceğinden, bunun mümkün olmayacağından, ahirette kimseden fidye kabul edilemeyeceğinden, kalplerin katılaşması için Kalplerin katılaşmaması için Allah'ı zikretmenin vaktinin geldiğinden ve sadaka ve borç veren erkek ve kadınların kat kat karşılığını göreceğinden bahsedilmiştir. 20 ile 25. ayetler arasında dünya hayatının bir oyun ve oyalanma olduğu, insanın başına gelen her şeyin Allah Teala Ta tarafından malum olduğu ve demirin insanlara faydalı olması için indirildiği anlatılmaktadır. 26 ile 29. ayetler arasında peygamberlerden sonra gelen bazı din adamlarının Allah'ın rızasına nail olmak için bid'atler uydurdukları, sonra da uydurdukları bu bid'atlerin gereğini bile yapamadıkları anlatılmıştır. 27. cüzden 10 ayete değinmek isterim. Birinci ayet öğüt ver zira öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. İkinci ayet ise iman edenleri ve bu kimselerin zürriyetinden gelip de iman eden kimseleri hep birlikte cennete koyacağız. Onlardan hiç kimsenin amelinden bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yaptığı amellerin karşılığını görecektir. Üç, yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim sahifelerinde yer alan şu hususlardan haberin yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ile çabasının karşılığı ileride kendisine verilecektir. 5 andolsun ki öğüt alınsın diye Kur'an'ı kolaylaştırdık. Öğüt alan var mıdır? 6 Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, insana beyanı öğretti. Güneş ve ay belli bir hesaba göre hareket eder. Yıldızlar ve bitkiler Allah'a secde eder. 7. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ondan ister. O her daim bir iş üzerindedir. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 8. Toprağı ektikleriniz için ne düşünüyorsunuz? Onu siz mi ekiyorsunuz? Yoksa siz mi ekiyorsunuz yoksa biz mi ekiyoruz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da siz de ona bakar dururdunuz. En sonunda dönüş Rabbine'dir. Güldüren de odur, ağlatan da, öldüren de odur, yaşatan da. Rahme atıldığı zaman nutfeden erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da odur. Öteki yaratma da öldükten sonra diriltme de ona aittir. Çok veren de odur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de odur. Eski ad kavmini helak eden de odur. Vakti yaklaştı ve ay yarıldı yani kıyamet vakti yaklaştı ve ay yarıldı ama onlar bir mucize gördüklerinde bu devam eden bir sihirdir derler. O değerli bir Kur'an'dır. Kur saklı bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Müminler için kalplerinin Allah'ın zikriyle ve hak olan inen Kur'an ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Kendilerinden önce gelip geçen ehli kitap gibi olmasınlar. Onların üzerinden çok zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onların birçoğu da yoldan ayrıldı. Yüce Rabbimiz doğru söyledi. Böylelikle 27. cüzümüz de sona erdi. Yüce Rabbimizin rahmeti, bereketi, selamı, selameti hepinizin üzerine olsun efendim. Allah'a emanet olunuz.